Aaron ciddi bir Türkiye uzmanı, yakından da takip ediyor. Ama onun da belirttiği üzere genellikle şöyle ekleyebilirim. Yani bu tip diplomatik ilişkilerde böyle dramatik gelişme olmuyor. Yani işte mümkün olan neyse o devam ettiriliyor. Orada da sanıyorum en son seçenek olarak söyledi. Yani mevcut şekilde Türkiye ile olan bu gerilimin idaresi işte YPG ile olabildiği kadar sahada işbirliğe devam. Tabii önemli NATO müttefiki olan Suriye konusunda da en önemli şu anda aktör haline gelen AB koalisyon açısından Türkiye'de ilişkilerin bundan etkilenmemesini sağlamaya gayret etmek. Ama orada tabii Avrupa'nın önerdiği PKK ile olan barış görüşmelerinin canlandırılmasına ABD'nin katkı sunması önerisi var. O önemli. Bunu ben de o öyle söylememiş ama şu şekilde söylüyorum. Yani sırasını değiştirerek, çünkü Ankara'daki hakim olan düşünce genel olarak hem hükümette, bürokraside hem medyada işte PYD, YPG, PKK'nın uzantısıdır. Dolayısıyla Kandil'den talimat alır. De biz terörle mücadelede, yani Ankara'nın görüşü böyle, başarı kazanıyoruz bu ağır uygulanan yöntemlerle. İşte günün sonunda baharda Kandil'e de darbe vurulacak. Dolayısıyla o Suriye'de bundan etkilenir gibi bir şey var. Ama öte yandan tabii bu PYD, YPG malum Moskova'daki konferans var, Kürt konferansı. Yeni daha Washington'da temaslar yapıp döndüler. Benim söylemeye çalıştığım da Suriye'de tuttukları alan o kadar birincil önemi haizse, sırayı değiştirerek PYD önce muhatap alınıp PYD üzerinden Kandil'in tutumunda değişiklik sağlanabilir diyorum. Yani Aaron'un söylediğini biraz değiştirerek söylüyorum. Bir de Aaron'un söylediği bu Türkiye için özel temsilci atanması, daha önce 2006'daki Ralston'u örnek veriyor. Onun da doğrusu hiçbir işe yarayacağını sanmam, açık söyleyeyim. O dönemde de hiçbir işe yaramamıştı. O öyle bir emekli askeri falan getirip de özel temsilci, ona ihtiyaç yok bence.